İsmim Hayriye. Kur'an'da kadına bir erkeğin çakmayı yasaklıyor. Bu doğru mu? Ay benim güzel yüzüm. Tablo gibi yüzü. Ne kadar güzel kız. Çok temiz yüzün. Yaklaştır bakayım. Çok 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 güzel kızsın. Çok. Maşallah. Allah nurunu artırsın. Allah seni nuruyla sarsın. Hidayet versin. Sen cennette kardeş etsin bana. Yani mutlaka görülmesi gereken bir güzellik. Çok çok güzel insansın. Sorunu bir daha alayım. İsmim Hayriye. Kur'an'da kadına bir erkeğin çakmayı yasaklıyor. Bu doğru mu? Şimdi iki türlü anladım ben. Bir Kur'an'a göre böyle bir şey varmış yazan. Böyle bir şey yazıyor mu, doğru mu? İkincisi bu adaletli mi? Evet. Anlamında değil mi? Evet. Ben ikinci anlamında anlıyorum ama nasıl anlayayım? Evet, ikincisi anlamında anlayalım. Şimdi İslam'da kadın bu gördüğümüz gibi değil. Şu an kızlı çocuklar ne oluyor? Liseye gidiyorlar. Çocuğum diyor mutlaka üniversiteyi oku. Kimseye güvenme. Kocan seni sokakta bırakır. Abin evlenir gider, baban da ölür, sokakta kalırsın. Kimse sana yerini öğretmez, sürünürsün diyor. Değil mi? Bütün çocuklar diyor, kız çocuklar. Yani bütün kız çocukların kabusu şu an bu. Yani %99'unun kabusu. Evin olmaz, sokakta kalırsın, aç kalırsın, aç olarak ölürsün diyor. Şimdi İslam'da bu böyle değil kardeşim. İslam'da abisinin kız kardeşine ömür boyu bakması farzdır. Yemesini, içmesini, elbisesini, arabasını, evine her şeyini hazırlamakta mükelleftir. Çünkü velisi. Veli. İhtiyacı olanı koruyan velisi. Şimdi veli istediği kadar zengin olsun. Çünkü olduğu gibi kardeşini akıtacak onu. Farz. Yani İslam toplumunda ikinci bir şey olmaz. Kız çocuğu dedim mi? Tamam okul bitirir de yani ister çalışır ister çalışır keyfine bağlı. Babası, kardeşleri, erkek kardeşleri ona bakmakta mükelleftir. Annesi bakmakta mükelleftir. Halası, amcası, dayısı bakmakta mükelleftir. Ama aktif olan erkek olduğu için yani iş yeri kuran, fabrika kuran, tesis kuran, işte bakkal, dükkan, işte ne bileyim imalathane kuran erkek olduğu için, parayı kazanan erkek olduğu için Allah onlara daha imkan veriyor ki kız kardeşine ve kadınlara bakabilsin. Hem eşine bakması farz, hem annesine bakması farz erkeğin. Bak, eşine, annesine ve kız kardeşine bakması farz. Koruyup kollaması da farz. Onun mirastan biraz daha fazla pay alması bu kutsal varlıkların korunması için bir garanti ve güzellik, kolaylık. Çünkü bütün ömrünü onlara hasretmiş oluyor. O amaçladır. Yani Kur'an'da erkeğe mirasın fazla olmasının sebebi budur. Yani kız kardeşine, annesine bakmasını sağlamak amacıyladır. Kendi yesin diye değil. Zaten kendi para biriktiremez. İhtiyaçtan fazlasını harcamakla mükellef. Ama Kur'an tam uygulanıyorsa, yani Mehdiyet İslam'ı varsa, Mehdi İslam'ı varsa, Muhammedi İslamiyet varsa, yoksa Ebu Hanefe tarzı bir İslam varsa, tabii ki 40'ta birine karısının altını 40'ta birine verecek. Kız kardeşine de bakmaz. Ne bakacak yani? Kendi haline bırakır. İsterse sürünsün, isterse ölsün. Umurunda bile olmaz. Yani öyle bir şey yok. Kız kardeş yani evlendi, bitti. Evlenmesiyle de alakası yok. Kız kardeş beni ne ilgilendirir ya diyor adam. Yani ha sadaka veririm diyor. Olur diyor sadaka. Fıtır sadakası vereyim sana diyor. Fıtır. Bayram günü tespit ediliyor. Size de geliyorlar zarf içinde. Yaklaşık bir ekmek bir de 100 gram peynir alacak kadar falan para. Bak kurnazlığa bak. Onun ucu ucuna bilmem ne kadar buğday karşılığı.
hesap ediyorlar. Görüyor musun bak cimriliği ve mantığı? Yani insan utanç duyar ya. Bir, işte bir, birkaç litre buğday karşılığı yani. Kaç litre tam hatırlamıyorum da bir sağ mı diyor bir şey diyor. Buğday karşılığı. Fakire fıtır sadakası veriyorsun. O kadar. Zekat karısının altının 1/40. Bu da gelenekçi uydurması. Ya sen Türkçe bilmiyor musun be adam? Allah diyor ki bak ihtiyacından arta kalanın 1/40 demiyor. Tamamını vereceksin diyor. Karının altının 1/40 de demiyor Allah ayette. Nereden çıkarttın onu? Acayip uyduruyorlar yani. Öyle bir konu yok. Ya uydururken kim uydurursa ilk önce uydurmuş. O öbürü de uydurmadan alıyor. Yani konu bu. Böyle bir şey olmaz. Mesela benim kız kardeşim var. Ölünceye kadar bakmaya mükellefim ben. Evli de olsa bakmakta mükellefim ben. Evli olması bir şey değiştirmiyor. Yine bakmakta mükellef. Ya kocası bakıyor mu, yiyor mu, içiyor mu ben kontrol etmekle mükellefim. Ya kocası mükellef tamam. Ama kardeş olarak ben de mükellefim. Öyle kız çocuğu sokağa bırakılmıyor şu an olduğu gibi. Şu an çocuklar dehşet yaşıyorlar. Ötleri kopuyor mesela. Kocası küfrediyor, sesini çıkarmıyor. Dövüyor, sesini çıkartmıyor. Aşağılıyor, sesini çıkartmıyor. Yalnız kalırım, mahvolurum korkusuyla. Adamı çoktan def edecek ama korkudan sesini çıkaramıyor. Bazı insanlar için söylüyorum. Tabii bu kepazelik şu an son bulmak üzere Allah'ın izniyle. Yani çünkü anlaşıldı, teşhis kondu. Bundan sonra çok güç bu oyunun olmaz.